Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Aşıklar Buluşması programında aşıklar hünerlerini sergiledi. Mustafa Bey, hey, hey, hey. Erciş Belediyesi'nin düzenlediği program Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, edebiyatın, sanatın, şiirin başkenti olan Erciş'te bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Edebiyatın, sanatın, şiirin başkenti olan Erciş'te, Karakoyun Devleti'nden tutun da diğer bütün medeniyetlerin bir arada bulunduğu, aslında böyle kıymetli bir günü bulunmak, böyle bir kıymetli bir program icat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki hayat sadece yaşamaktan ibaret değil. Hayatta kadim medeniyetimiz bizlere bırakmış olduğu mirasa sahip çıkmak, bu anlamda böyle aşıklar geleneğini şehrimizde tekrar yaşatabilmek için böyle bir program icat etmek istedik. Açıkçası çok mutlu oldum. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda yapılan o güzel günlerdeki kahvenelerde, kıraathanelerde, odalardaki aşıkların atışmalarını anlatıyorlardı. Biz de o hikayelerle büyümüştük. Ben programın yapılmasının emeği için arkadaşlar teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arras ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Emrah ile Selvi'den bahsedildiği zaman ozanlar diyarı, şairler diyarı ve halkıyla bütünleşen geçmiş tarihinde feyiz alıp gelecek nesillere bir şeyler bırakan ozanlarımıza sürekli şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu geceki güzel ozanlar yarışının da türkülerine de zevkle dinleyeceğimizi belirtir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından şair Gökmen Sakin ve Barış Kul'un şiirlerini okurken müzik öğretmeni Cihat Engin ise sazıyla programa renk kattı. Ozan Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık İsrafil Öztürkoğlu ise türküler ve aşıklar geleneği olan aşık atışmasını gerçekleştirdi. Program Erciş'in yerel radyosu Erciş Radyo TV'den canlı olarak yayınlandı. Bir de çarık çekerdi. O çarık ile ha ahırdan mayıs çekerdik, ha top oynar şut çekerdik, bazen de...